Merhaba. Size ödüllü bir eğitim oyunu tasarlamanız için birkaç ipucu önereceğim. 2012'de Avea'da bizzat sorumlu olduğum ve Brandon Hall en iyi öğrenme amaçlı oyun kullanımı kategorisinde altın derece elde eden Kozmik Kazalar, iş sağlığı, güvenliği ve çevre oyunundan örnekler vererek anlatacağım. Peki, ödüllü bir eğitim oyunu size ne sağlar? İşveren markanıza olumlu katkı sağlar. Başarınızı teşhir edersiniz. Geri bildirim alma fırsatı bulursunuz. Elde edeceğiniz başarı sizi daha iyisini yapmak için motive eder. Ödüllü bir eğitim oyunu çoğu durumda etkili bir öğrenme deneyimi sağladığını gösterir. İş sağlığı, güvenliği ve çevre konuları günümüz organizasyonlarının gerek çalışanlarına gerek çevreye verdiği değerin önemli gösterge alanlarından. Biz de 2011'de geliştirmeye başladığımız İSG ve çevre konusundaki kurumsal eğitim programının ilk adımını oluşturan temel farkındalık modülünü e-eğitim olarak yapma kararı aldık. Bunda amacımız hızlı bir şekilde organizasyonda temel bir bilgi ve beceri seviyesini temin etmekti. Çalışanlar nezdinde İSG ve çevre konularının ilgi çekici bir başlık olamayabileceğini dikkate alarak bir oyun tasarlamaya karar verdik. İlk olarak İSG danışmanımız ve Avea'daki konu uzmanının yardımıyla konu içeriğini oluşturduk. Ardından konsept çalıştık. Amacımız eğlenceli bir şekilde çalışanların yaparak öğrenmesini sağlamaktı. Bunun için belirlediğimiz öğrenme hedeflerine uygun olarak sorunlu durumları tanımladık. Bu durumlara sebep olan sevimli bir uzaylı karakter oluşturduk. Bu karakterin adı Kozmik Şakacı. Uzak bir galakside yaptığı zararlı şakalar sebebiyle dünyamıza sürgüne gönderiliyor. Kozmik Şakacı, Avea Genel Müdürlüğü'nün önünde kendini buluyor ve izne çıkan bir Avea çalışanının kılığına girerek Avea binasına sızıyor. Oyun birbirini takip eden 7 seviyeden oluşuyor. Her biri önemli bir İSG ve çevre başlığını temsil ediyor. İlk bölümde Kozmik Şakacı, Avea'nın bir toplantı odasında deprem başlatıyor. Oyuncu tarafından kumanda edilen odadaki çalışan, deprem anında ne yapması gerektiğine karar veriyor. Seçenekler arasında bir tercih yaparak binayı güvenli bir şekilde tahliye etmeye çalışıyor. Doğru tercihler oyuncunun hızla sonuca ulaşmasına, yanlış tercihler ise geri bildirimlerle oyuncuyu doğru tercihe doğru yönlendiriyor. İlk bölümü başarıyla tamamlayan oyuncu, ikinci bölüm olan yangın bölümünü oynuyor. Burada amaç, binada çıkan bir yangın durumunda yangına ve yanık durumlarına doğru bir şekilde müdahale ederek binayı terk etmek. Burada oyuncu, yangın tüpüyle yangının nasıl söndürüleceğini, yanıklara ilk müdahalenin nasıl yapılacağını yine uygulayarak öğreniyor. Diğer bölümlerde ise elektrik çarpması, güvenli sürüş, kesikler ve kırıklar, ofis ergonomisi, atıklar ve tasarruf konuları ele alınıyor. Kozmik Kazalar e-eğitim oyunumuz çalışanlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Beğenilerini kurum içi sosyal öğrenme platformumuzda paylaştılar. 341 olumlu görüşen bazıları şöyle: "Aldığım en iyi eğitimdi. Net, eğlenceli ve kolayca akılda kalıcı. Tebrikler. Doğru bildiğimiz bazı şeylerin yanlış olduğunu öğretti." Eğitim tamamlama oranımız ilk ayda %50'ye ulaştı. Yaptığımız öğrenme testi sonucu 100 üzerinden ortalama 83 puan aldı. Ve son olarak oyunumuz 2012'de dünyanın en itibarlı eğitim ödüllerinden birini veren Brandon Hall'un en iyi öğrenme amaçlı oyun kullanımı kategorisinde altın dereceye layık görüldü. Peki bu başarıyı nasıl elde ettik? Tipik slide'da e-eğitim yerine bir e-eğitim oyunu tercih ettik. Çünkü oyun 4 alanda önemli. Eğlence. Eğlence öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Hikaye. Hikaye örgüsü sağ beyin ve sol beyin arasındaki bağ sayısını artırarak hafızalık kalıcılığı kolaylaştırıyor. Ve yaparak öğrenme. Bir şey dinlemek, okumak veya görmek yerine denediğinizde daha hızlı öğreniyorsunuz. Dördüncüsü ise seçme hakkı. Kullanıcıya bir özgürlük alanı bıraktığınızda adanmışlık artıyor. Programın başarı ve öğrenme hedeflerini başından tanımladık. Tasarım ve uygulama esnasında sürekli durumumuzu bu hedeflere göre kontrol ettik ve aksiyon aldık. Güvenilir ve işini iyi bilen bir e-learning çözüm ortağıyla çalıştık. Oyunu sürekli çözüm ortağımıza geri bildirim vererek geliştirdik. Müşteri olarak kullanıcı deneyimi ve genel tasarım ilkeleri açısından ayrıntılı bir şekilde işleri kontrol edip vaktinde geri bildirim verdik. Adanmışlık için oyunun ortalama tamamlanma süresinin uzun olmaması gerekiyordu. Kendimize 30 dakika hedefi koyduk. Tanıtım ve tutundurma faaliyetleri bazen içerik kadar önemli olabiliyor. Oyunu önden hedef kitleye sinematik bir teaserla ilgisini çektik. Oyunla ilgili deneyimlerini sosyal öğrenme platformunda paylaşmalarını teşvik ederek kulaktan kulağa pazarlama fırsatı oluşturduk. Eğitim oyunumuza bir ödül hedefi koyduk. Bu kendimizi mükemmellik yolunda motive etti.
Uygun ödül mecralarını araştırdık, geçmiş kazanan uygulamaları inceledik ve ödül dosyasını titizlikle hazırladık. Siz de ödüllü bir e-eğitim oyununa sahip olabilirsiniz. Bunun için ilk yapmanız gereken kaynaklarınızın yetkinliğini değerlendirmeniz ve gelişim alanınızı belirlemeniz. Yenilikçi ve yetkin bir takımınız var mı? Bu hem müşteri tarafında hem e-learning çözüm ortağı tarafında cevaplanması gereken bir soru. Eğitimde son trendleri takip ediyor musunuz? Oyunlaştırma üzerine araştırın. Tasarım ve kullanıcı deneyimi üzerine okuyun. Müşterilerin de kesinlikle okuması gerekiyor. İşin kalitesi için önce bilinçli bir müşteri olması şart. Sürekli benchmark yaparak iyi örneklerin neyi farklı yaptığını bulun. Eğitimin etkinliği konusunda uzmanlaşın. Eğitiminizin başarısını görünür kılabilmeniz için bu şart. Ayrıca ödül kurumları için de bu gerekli. Buraya kadar anlattıklarım tamamen öğrenme merakı ve inisiyatif almakla çözülebilecek konular genelde. Peki maliyetler? Eğitim oyunlarının tipik slaytlı içeriklere göre daha maliyetli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Odağınız bir eğitim saatinin maliyeti ise belki haklı olabilirsiniz. Eğer odağınız yatırımın geri dönüşü ise bu konuyu bir daha düşünün. Oyunun adanmışlık konusundaki gücünü unutmayın. İşte maliyetleri yönetebilmek için size birkaç ipucu. Süreyi kısaltın. Az eforla nasıl büyük etki yaratabileceğinizi düşünün. Doğrusal veya yarı doğrusal bir oyun akışı tasarlayarak oyuncuya kendini iyi hissedebileceği sınırlı bir özgürlük alanı verin. Çözüm ortağınıza veya müşterinize maliyetleri paylaşmayı teklif edin. Bunun karşılığını çözüm ortağı oyunu kendi katalonuna başka müşterilerine de sunabilir. Sizlerle kendi deneyimlerimden ve başarı hikayemden öğrendiklerimi paylaştım. Artık sıra sizde. Yeni projelerinizde başarılar.